Bu programı merhaba balıkçı, ömrün uzun, düğünün yazın olsun diye bitirecektim. Ne yazık ki ölüm Halikarnas balıkçısının İzmir'deki evine de uğradı. Balıkçı yok artık demeye dilim varmıyor. Çünkü ölüm yaratıcı insandan daha büyük değil. İnanıyorum buna. Dünyadan ot gibi gitmemiş, ardında insanoğluna bir bildiri bırakmış kişi ölümü yenmiş demektir. Adam gibi yaşanmış bir ömür karşısında ölümün eski trajikliği kalmadı artık. Hayatın içindedir ölüm. Hepsi bu. Söylemesi kolay demeyin de balıkçıyı dinleyin. Her yaşayan insan hayatın askeridir. Ölüm var her zaman. Ölüm hayata sığıyor ama hayat ölümü aşıyor. Hayat doğadır. Çıkarcılar, başkasının üzerinden geçinenler ölümün hayata karşı askeridirler. Şimdi ne yapalım? Doğaya karşı bir düşman var. Yani ölüm. Bu böyle. Ama doğa alt olmuyor. Antidoğa beni öldürür. Ama ben çocuklarımla aşarım ölümü. Çocuklarım olmazsa, akrabam, sevdiklerim, onlar da olmazsa insan var. Balıkçılar Ege'nin sularında yüreklerini bir bora gibi ağızlarında estirip hala Aganta diye bağırıyorlarsa yaşıyor demektir balıkçı. Anadolu toprağını, bu toprakta emekle birlikte yoğrulan özgün kültürü, Yunan uygarlığına karşı ilk savunan balıkçı, halkımızla nicedir senli benliydi. Gülüp ağlamış, coşup oynamıştı onunla. 87 yıllık ömründe ne şeytana uydu, ne taviz verdi balıkçı. Her gün biraz daha sarıldı bu toprağa, bu toprağın insanına. Sevdası kitaplarının adından bellidir. Ege kıyılarından, merhaba Akdeniz, Anadolu'nun sesi, Anadolu tanrıları, gülen ada, ötelerin çocuğu. Kabarıktır işte. Ama o mağrur batıya kafa tutuşunun İngilizce iki kitabını anmadan geçmeyelim. The Civilization of Western Asia Minor ve An Outline of History of Turkey. Sevda da sanat gibi bir yaşama biçimi. İnsan vardır, sevdalandı mı ağlamaklı olur. İnsan vardır, coşar. Sevdası yüreğinde büyür de Horat Tepesi gelir. İkinci türdendir Halikarnas balıkçısı. Hepsi de başlarını arkaya çevirdiler. Tepesindeki kartal ve dimdik durumuyla uçurum sanki denizcilerin can kulağına sesleniyordu deminceki gibi. Ona sessiz baktılar, sonra dayanamadılar. Kimi Davudi sesiyle fukara deniz gurbetçileri uçuruma, hapishanelerinde de, denizlerinde de, karalarında da mutluyduk, hey koca yurt diye bağırdılar. O anda geçmiş ömürleri acısıyla, tatlısıyla gözlerinin önünden geçti. Duygu bir elektrik akımı gibi tüylerini ürpertti. Yanaklarının kırışıkları pırıl pırıl ıslaktı güneşte. Anadolu'nun güney uçurumu, koca Gelidonya burnu, Anadolu'nun vakur nöbetçisi dimdik duruyordu yalnızlıkta. Birden güpegündüz bir parıltı oldu. Hemen sonra dağları titreten bir gürültü koptu. Torosların, Bin Boğa dağlarının sesiydi bu. Her büyük sanatçı eseriyle bir mit, bir efsane yaratır. Geçmiş uygarlıkların mitoslarıyla çağımız sanatçısının yarattığı mit farklıdır ama. Tanrısal değil, dünyasal bir mittir bu. Yaşayan, üreten ve yaratan insanoğluna bağlıdır. Prometheus ya da Sisyphus, bir deniz gurbetçisi ya da bir toprak adamı olarak yüzyıllar sonra yeniden dirilir. Halikarnas balıkçısının kişileri kendisi gibi ölümlüdür elbet. Ama yazgıları başka insanların yazgılarına bağlandığı için, doğanın ve toplumun değiştirilebileceğini gösterdikleri için ölümü aşarlar. Ve balıkçı, sürüp giden yaratıcı bir insan miti kurarken kendisi de bir mit olur. Davudi sesi, yüreğinden kopan merhabası ve çiçeklerini diktiği Bodrum ile. Ne var ki insan gibi sanatçı da Huda'yı nabit değil. Baba Ali çevirmeni Cevat Şakir'in nasıl Halikarnas balıkçısı olduğunu gelin kendisinden dinleyelim. Çocukluktan beri ilk defa çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlayarak kapıya dizüstü düştüm. Şiddetle hayret ettim. İçimde hayranlık, gönül açıklığı, şükran. Kıyamet kopuyor. Parmaklarımı yosunlara, kumlara daldırdım.
Güzel dünyanın kumlarını, deniz çakıllarını, yosunlarını sanki inci, pırlantaymışlar gibi yüzüme gözüme sürdüm, üstüme başıma avuç avuç akıttım. Dizüstü düşmek, bir çeşit fırlamak, havalanmaktır. Babali yokuşunun boyunduruğuna vurulmuş olan Cevat, boş bir kalıp olarak yerde yığıla dururken, onun ortasında, içinde sanki 1 milyar kuş sevinçle cıvıldaşarak, Halikarnas balıkçısı irkilip dikilmeye koyuluyordu. Gün doğumu ve batımıyla ölçülen zamana göre Üsküdar'dan 6 ay önce ayrılmıştım. Oysaki yalan, yerden kalkan balıkçı Üsküdar'dan binlerce yıl önce ayrılmıştı. Şiddetli bir içgüdüyle avludan dışarıya fırladım. Aceleyle bir dükkana koştum. Bir büyük su kovasıyla bir kuyu ipi aldım. Avluya seyirttim. Kuyudan kova kova su çektim. Kovalar dolusu suları cömert kayrak taşlarına savurdum. Denizden doldurdum, savurdum. Kuyudan doldurdum, savurdum. Gene denizden, gene kuyudan fışıl fışıl savurdum. Sürgününü şiire, zindanını aydınlığa çevirmiş bir insandır Halikarnas balıkçısı. Şimdi konuşacağız onunla. Ama şunu bilmenizi isterim. Ölüm döşeğinde değil, güvey döşeğinde konuşuyor balıkçı. Öylesine sevecen. Vallahi sanat denmen bir anlaşma arzusu. İnsan dünyaya göre bir şey anlatmak istiyor. Onu resimle yapar. Yazıyla yapar. Ne bileyim, tarzıyla yapar. Ecepler başla yapar. Bu ne zaman başlar? Denemez ki samimi zibreti konuşulacak olursa. Doğuşa bakıyor ve ölünce kadar devam eder. Anadolu uygarlığının kökenine ilişkin yorumları şimdilik bir yana dursun. Ama Türk edebiyatına Aganta Burina Burinata, Ötelerin Çocuğu, Deniz Gurbetçileri gibi romanlar ve yüzlerce hikaye kazandırmış olan Halikarnas balıkçısı için verilen değer yargıları çeşitlidir. Kimi eleştirmenlere bakarsanız dili salla patidir. Yazarken hiç özen göstermez balıkçı. Kimine göre de bir şairdir o. Bu konuda balıkçının ne dediğine gelmeden şunu belirtelim. Büyük yazarlar kural dışıdır. Yerleşmiş ölçüleri, temaları, kavramları yıkmadan büyük yazar olmanın başka yolu var mı? Yoğurdu üflemeden yemeye yürek ister. Yürek dediğinizse balıkçıda mangal gibi. Romancılığınızda daima bir şiir unsuru var. Evet. Şiir ağır basıyor. Yani dil o kadar güçlü bir dil ki birdenbire kelimeler başka kelimeleri çağırmaya başlıyor. Ve genellikle size şair deniyor. Denizin şairi diyorlar. Sizin için bu romanla şiir bağlantısı nedir? Yani vallahi bir roman dilinde şiire kaymak olabilir mi, olmayabilir mi? Bu konuda acaba ne diyorsunuz ki? Yani dans ederken eskiden kutsal danslarda ilahiler söylerlerdi. Şiir onun içindir. Kafiyeti. Şey, bu adet kalmadıktan sonra işte başladı artık serbest şiir, şu şiir filan. Yavaş yavaş bence bir düz söz anlatısı yoktur ki şiire kadar gitmesin. Anlaşıldınız. Binaenaleyh ben şiirle şeyi ayırmıyorum. Yani sözün düz kendinde bir tür düz şiir yazı var galiba. Yani. Evet. Eğer o şiir sözün kendinde yoksa kafiyeyle dımbır dımbır olmaz. Şiir olmaz. Değil mi ya? Şiir. Bak köylü şu görüyorsun ya yol oradan geçiyor. Yol ağırıp duruyor. Dediği zaman şiir var.
Efendim ağrıyor. Yoksa yani şuradan yürekten gelecek bu iş. Evet. Yoksa olmuyor. Yoksa istediğin kadar zımbırtı yap. Mesela kuzu meme emerken kuyruğunu sallanmış. Cümbali ise hem ise cümbam. Al sana şiiri. Anladın mı? İster oynatsın, ister oynatmasın. Anladın mı? Bu ne demektir? Düz söz değil mi ya? İşte kuyruğunu oynatma demektir. Ama benim asıl derdim şimdi bundan başka zaten bu tabii akışım o. Ona mani olamam. Ama mozaik döşer bizi. Söylediğim gibi bir hamlede gelir. Kendin onu aman şurası pürüzlü, burası pürüzsüz, pürüzü diye düzeltmeye çalışırsan canına okursun. Anladın mı? O bütün kusurlarıyla, kabalığıyla, sabalığıyla anlaşılır. Bir yumruk, gönül yumruğu gibi havaya fırlatılmış. Halikarnas balıkçısının sanatını en doğru biçimde anlamaya çalışmış bir eleştirmeciyi, Mehmet Doğan'ı dinleyelim şimdi de. Halikarnas balıkçısı, edebiyatımızın gereğince tanınmamış, edebiyat tarihçilerince hak ettiği yere oturtulmamış sanatçılarından biridir. Çok az sanatçıda görülebilecek verimli bir yaşamın üzerine, son yıllara kadar ilgisizliğin, suskunluğun, anlayışsızlığın kalın örtüsü örtmüştür. Örneğin, bütün yaşamı, Batı uygarlığını, bilimsel düşünceyi, klasik Yunan uygarlığıyla başlatan yanlış tarih yorumuna karşı Anadolu uygarlığını savunmakla geçmiştir. Tutup, klasik Yunan kültürüne hayranlıkla nitelemeye çalışmışlardır onu. Eserleri roman mı, hikaye mi, şiir mi, nereye konulacağı bilinemediği için, deniz şairi, denizi ve deniz insanlarını en iyi anlatan bir sanatçı gibi dar kapsamlı, biçimsel sözlerle geçiştirilmeye çalışılmıştır. Oysa balıkçı, ölçüt olarak şiir alınmadığı sürece eksik, hatta yanlış yorumlanmış olur. Eserlerine ayrı ayrı değil, bir bütün olarak bakıldığında, onun bir romancıdan, bir hikayeciden çok bir şair olduğunu görürüz. Yıllar önce yeni yayımlanmış bir romanı üzerine yazdığım bir yazıya Balıkçı'nın son şiiri adını vermiştim. Balıkçı'nın şiiri derken normal şiir ölçülerini, şiir kalıplarını, şiir okullarını düşünmüyorum ben. İlk insandan bugüne kadar insanın içinde taşıdığı, büyüttüğü şiirdir bu. İçinde dansın, müziğin ve sözün birbirinden ayrılmaz olduğu şiir. Şiir bir yaşama biçimidir, bir duygu yoğunlaşmasıdır. Halikarnas balıkçısı duygu baskınları der buna. Duygu baskınına uğradım der. Hikayede, romanda, hatta tarih üzerine bir yazıda bu şiiri yakaladığı an asıl kimliğini kazanır. Sınır tanımaz artık. Zamandı, sayfaydı, teknikti, dildi, hatta doğal olanaklardı, hiçbir şey. Onun için asıl olan o anda baskınına uğradığı duyguyu, şiiri çırılçıplak ortaya koymak, ondan da öte bu duyguyu, şiiri insanlara ulaştırmaktır. Bundan coşacak, heyecanlanacak insanlara götürmektir. İnsanlara söyleyecek şeyi olmayan kimse sanatçı olamaz der balıkçı, sık sık. Sanatçının tek görevinin de bu olduğuna inanır. Romanlarında, hikayelerinde sık sık tekrara gittiği, dili özensiz kullandığı söylenmiştir çoğu kez. Onu soyut, kalıplaşmış hikaye ve roman teknikleriyle anlamaya çalışmanın getirdiği bir yanlıştır bu. O tekrarlamaz. Bir duyguyu, bir insanlık durumunu boyuna geliştirir, olgunlaştırır. Biten her romanının, her hikayesinin sonunda bir doymamışlık duygusu, bir yeniden ama bu kez daha güzel anlatma tutkusu kalır onda. Halikarnas balıkçısı bu şair romancı, şair hikayeci yönüyle bütün öteki hikayeci ve romancılarımızdan ayrılır. Sanatının özgünlüğü de buradadır. Belki yalnızca Sait Faik'le bir benzerlik düşünülebilir aralarında. İnsan balıkçıyı okurken okudukları ne kadar yerel koşullardan ve çağdaş zamandan çıkmış görünürse görünsün bir evrensel düzeye ulaşıverir birden.
İnsanlığın geçmişinden gelen ve yüzlerce yıl sonra bile bir Aliş'te, bir Jan'da, bir Can'da, bir Huan'da dipdiri kalacak olan bu duyguyla sarsılır. Tipler keskin çizgilerle ve coşkuyla çizilir balıkçıda. Balıkçının şiirli dili ve anlatışı, nice yıl yağmura, fırtınaya, zamana karşın sapasağlam kalacak bir heykel yapıverir bu insanı. Birkaç ayrı Aliş tipi vardır balıkçıda. Onun amacı belli bir zamanda, belli bir kasabada, belli bir süre yaşamış olan bir tek Aliş'i değil, bu dünyada yaşamış ve yaşayacak olan nice Aliş'leri, ortak bir Aliş tipini anlatmaktır. Bu bakımdan boyuna boğalar ve arlekinler çizen Picasso gibidir o. Her çizişte, her anlatışta kendini aşmaya, içindeki bir duyguyu bütünlemeye çalışan bir sanatçıdır o. Apayrı bir yazar olan Halikarnas balıkçısı, gün günden daha iyi anlaşılacak elbet. Şiirinin altında yatan içeriğin, toprağa, emeğe, hayatın yüceliğine sımsıkı bağlı olduğu bilinecek. Balıkçının edebiyatçılığı ile düşünürlüğünü bu bakımdan ayırmamak gerekiyor. Anadolu kültürüyle ilgili yorumu, eserinin ayrılmaz bir parçasıdır. Oxford Üniversitesi'nde okuduğu sanat tarihi derslerine 4 yıl verdiğini, okuduklarını unutmak için de bir 4 yıl harcadığını söyleyen balıkçı, işe şu cümleyle başlar. Türkiye tarihini kendi doğal ayakları üzerine dikmek gerekir. Halikarnas balıkçısının yorumunu şöyle özetleyelim. Helenizmi uygarlığın biricik yaratıcısı sanmak yanlıştır. Helen tanrıları da, mitosları da Anadolu'ludur. Anadolu, çeşitli göçlere sahne olmasına rağmen özgün ve bağımsız bir kültür yaratmıştır. Anadolu'da gelişen İyon uygarlığı, Helen uygarlığının öncüsüdür. Anadolu uygarlığının talan edilmesine karşı koyan balıkçı, Helenizmin kendisine mal ettiği birçok kişiyi Anadolu'lu saydığından Herodot'tan şöyle söz eder. Dünyanın ilk turistidir. Günümüzde trenle, otobüsle, vapur ve uçakla seyahati güç olan ellere ya eşeğe binerek ya taban teperek gitmiş, gezip tozmuştur. Elinde avucunda para namına metelik kalmayınca oturup kitap yazmış ve ölmüştür. Tatlı tatlı gevezeleyen bu cana memleketinden merhabalar olsun. Yurttaşı Nasrettin Hoca ile birlikte nur içinde yatsın. Halikarnas balıkçısını dinleyelim, bakalım ne diyor. Anadolu toprağında sadece romancı olarak değil, bir de arkeoloji uzmanı gibi uğraştınız. Bu merak size nereden geldi? Yani denizi sevdiniz, insanlarını sevdiniz de bir de bunun altındaki taşının toprağın dibinde kalan şeyleri niye merak ettiniz? Yok o doğrudan dolayı ben bir arkeolog sayamam. Efendim? Fakat arkeolojiyle alakam oldu. Oldu. Siz çünkü şeyi yaptınız hocam. Ama şimdi yani bak. Yunan medeniyetine karşı, Yunan uygarlığına karşı aslında o uygarlığın kökeninin Anadolu toprağında olduğunu ilk yazan, söyleyen insanlardan birisiniz siz. Şimdi, bu sizde nereden doğdu? Şimdi en evvela bugüne kadar Herodot'u herkes okur. Herodot kitabında büyük bir müjde veriyor. Diyor ki, Ricalılarla milletler gündüz muharebeye tutuştular. Birdenbire gündüz gece oldu. Korktular, barıştılar. İşte Lidya kralı da Mez kralının kızı ve oğlu evlendiler. Barış yaptılar. Efendim, hatta barışı o derece götürdüler ki birbirlerinin şeysini, kolunu yaraladılar da kanlarını emip şey oldular. Kan kardeşi oldular. Halbuki Anadolu'da kan kardeşi olmak için birbirinin şeylerini yaralayıp da emmeye lüzum yok. Değil ya. Zaten tekniği değişik insanlar harıl harıl gelmiş Asya denilen insan deposundan burada uyumlu bir karışım yapmış. Medeniyet hiçbir zaman bir soyun şeysi değildir.
tekeli değil mi? O bir soy. Ortak bir soy değil mi? Ortak. Bir karışım. Bir karışım neticesinde olur. Değil mi ya? Yoksa o soyda kaldıkça soysuzlaşır. Halikarnas balıkçısının görüşleri değerli araştırıcılar tarafından geliştirildi. Bunlardan biri de Azra Erhat. Dilimize bu görüşler açısından yazılmış bir mitolojya sözlüğü kazandıran ve balıkçının yakın dostu olan Erhat, bu gönül adamını şöyle anlatıyor. Halikarnas balıkçısı, hocam, ustam, pirimdir. Dostluğumuz şöyle başlar. Homeros'u çeviriyordum. İlyada'nın ön sözünü hazırlıyordum ki balıkçı bir akşam görüşlerimi alt üst eden bir konuşma yaptı. Homeros İzmirlidir. Dehasının kaynağı Anadolu'dur. Işık Ege'den doğmuştur dedi. Yunanistan bu yaratıcılığı sonradan kendine mal etti. Batı da bu görüşü benimsedi. Yunan mucizesi diye bir şey attılar ortaya. Oysa Yunan mucizesi yoktur, Ege mucizesi vardır. Halikarnas balıkçısı bir kültür savaşının programını çiziyordu bu sözlerle. Bu savaşa gönüllü olarak katıldım. Önce beni Ege'nin uygarlık merkezlerinde gezdirdi. Efes, Bergama, Milet, Didima. Oraları tarihleriyle, yaşamış insanlarıyla anlatıyordu. Oraları adeta canlandırıyordu. Düşünün, binlerce yıllık bir yaşamı bir canlının ağzından yaşamak ne demektir? Dipdiri çıkıyorduk bu gezilerden, geçmişimizin bilincine varmış olarak ve büyük insanlık serüvenini bugün de yaşayabileceğimize ve yaşatabileceğimize inanarak. Bir de mavi yolculuk vardı. Balıkçı Bodrum kıyılarından Cova Körfezi'ni gezerdi. Ve bir ara dostlarını da gezdirirdi. Ama bu gezilere yalnız erkekler katılırdı. Kadınlar katılamazdı. Oysa ben o kadar istiyordum ki mavi yolculuğa katılayım. Halikarnas balıkçısının kadına saygısı sonsuzdu. Anadolu'da ilkin anaerkil bir toplumun varlığına inanırdı. Asıl Anadolu uygarlığının bu temelden doğup filizlendiğine inanırdı. Sonraları baba erkil bir toplum gelmiş ve bu düzeni bozmuştu. Kadının doğa ile ilişkisi daha kuvvetli olduğu için kadında doğurganlık ve bereket kaynağı bulunduğu için kadına tapardı adeta balıkçı. Ve en güzeli her kadında yaratıcılık uyandırmaya uğraşırdı. Beni de bu yüzden aldı götürdü mavi yolculuğa. O gün bugün hep giderim ve ömrüm oldukça gitmek isterim. Balıkçıya çırak oldum. Yazı yazmasını öğretti bana. Coşku ve hız isterdi yazıda. Korkusuz bir atılganlık, yürek ve sevgi. Düşünce de bilim de ancak böylece yansır diye düşünürdü insan sözünden. Fikir olayları arasında cüretli köprüler kurardı. Bu davranışıyla açtığı çığırın bizi nereye götüreceğini bugün pek bilemeyiz ama bir Türk düşüncesinin temellerini attığına hiç şüpheniz olmasın. Bu çabasında en sağlam, en insancı ve ülkücü arkadaşı Sabahattin Eyüboğlu'ydu. Başka başka özler ve düşüncelerle yoğrulmuş olan bu iki insanın diyalogu yaman bir diyalogdu. Dostlukları göz yaşartıcıydı. Bir sevgi alevinin harlaması gibiydi buluşmaları. İkisi de bir ayın 13'ünde cumartesi günü saat 3 sularında hayata gözlerini yumdular. Kaybettik bu iki büyük dostu.
Balıkçının mavi cenazesi ardından Bodrum'a doğru yol alırken içimdeki yalnızlık karaya çalıyordu. Sonra baktım, Bodrum var. Bodrum'un insanları, balıkçıları, süngercileri iki sıra olmuşlar. Eller üstünde değil, parmaklar üstünde taşıyorlar naaşını ak sokaklardan gömüleceği yalçın yalıklara doğru. Boy boy çocuklar küme küme olmuşlar, yüreklerinde Halikarnas balıkçısı çarpıyor. O zaman anladım ki yalnız değilim. Bodrum'un, Ege'nin, Türkiye'nin halkı var sevgi dolu yüreğiyle. Ve dedim ki, ne mutlu yurdu Anadolu olana, dostu Halikarnas balıkçısı olana, merhaba. Hemen bütün kutsal kitaplar, başlangıçta kelam vardı diyor. Sanırım sonda da kelam olacak. İnsanoğlu yaşadıkça, konuştukça, yazdıkça. Sanatın merhabası, sanatçının merhabası abi, çok daha uzun boylu kalıyor dünyalarda. Ama öyle deme. Yani yarın öbürsü gün teknik dünyanın problemlerini bize verecek yol, ben Anadolu'nun bulmuş olduğu fen yolu. Yani yine hey koca yurttan çıkacak bütün bu işler. Hey koca yurttan çıkacak. Onun için en koca, en koca merhabayı anladın mı? Hey sevdiğim koca yurda. Hey merhaba koca yurt. Biliyorum binlerce yürek dolu bu merhabadan sonra ne dense boş. Ama şu kadarını söylememize izin verilsin. İnsan halkına borçlu doğar. Halikarnas balıkçısı borcunu ödedi. Darısı hepimizin başına.